Açılış konuşmasını yapmak üzere Adana Baro Başkanı Sayın Avukat İbrahim Gazioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Barolar Birliği Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, çok değerli baro başkanları, çok değerli meslektaşlarım. Bizler de mesleğe başladığımızda 0 yaşındaydık. Şu anda 32 yaşına geldik. Gerçekten uzun bir süreç. Bizim Adana Barosu'na kayıtlı 0-10 yaş grubu meslektaşlarımız 885 kişi. Adana Barosu'nun mevzunu topladığın zaman 1450 kişi. Yani 1450 kişi de 885 kişi 0-10 yaş grubunu teşkil ediyor. Bu 885 arkadaşımızı biz tek tek telefonla aradık. Kendilerini buraya davet ettik. Mesaj yollarıyla da aradık. Ama maalesef şu anda herhalde 50-60 tane arkadaşımız var. Bizim mesleğimizin gerçekten sorunları çok fazla. Her gün bu sorunları yaşıyoruz. Yıllardan beri de konuşuyoruz. Türkiye Barolar Birliği'ne ben yönetim kurulu başkanı tahtında hakikaten çok teşekkür ediyorum. Bu sorunları masaya yatırdılar. Birincisini Ankara'da yaptılar. İkincisini Adana ve çevresindeki Hatay, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep illerini kapsayacak şekilde yapıyorlar. Ben kendilerine bu konuda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Mesleğimizin demin de söylediğim gibi sorunları birçok yığınla fazla. Biz ilk mesleğe başladığımızda yapılan eldeki yasalarla gerçekten mesleğimiz bir daha fazla hareket halindeydi. Yani kazanç yönden, ben şimdi manevi yönünü düşünmüyorum. Biraz da maddi yönünü düşünmek lazım mesleğimizin. Çünkü maddi yönden bir kazanç elde etmediğimiz zaman nasıl yaşayacağız? Nasıl mesleğimizi idare ettireceğiz? Eskiden Türk Ceza Kanunlarında biliyorsunuz kaçakçılık bir suçu vardı. Bir paket sigaradan dolayı bir sanık hakkında dava açılıyordu. Bu da meslektaşlarımıza bir imkan sağlıyordu. Ama maalesef bu imkanlar gittikçe azaldı. Türk Ceza Yasası'nda yaşanan değişiklikler ve ondan sonraki hukuk usulü muhakemeler kanununda yaşanan değişiklikler ve diğer yasadaki değişiklikler mesleklerdeki kazanç adedini gittikçe düşürmeye başladı. Sadece kazanç değil tabii ki. Diğer yönlerimiz de var. Biz mesela her zaman söylüyoruz. Savunma, yargı, bir ayak, üçlü bir ayak diyoruz ama maalesef anayasanın hükmüne baktığımız zaman savunma anayasada yer almıyor. Türkiye Barolar Birliği'nin hazırlamış olduğu anayasada bu yer alıyordu. Fakat maalesef hükümet şu anda bunu herhalde anayasayı pek fazla değerlendirmiyor. Yani şu anda yeni bir anayasa hazırlığı içerisinde değil ve Türkiye Barolar Birliği'nin hazırlamış olduğu anayasayı da kale almayacağını deklare etti diye düşünüyorum ben. Bu toplantının hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada konuşacak olan sizlersiniz, meslektaşlarımız. İnşallah sorunlarınızı tek tek söylersiniz. Burada bu sorunlar hepsi kaydedilecek ve Türkiye Barolar Birliği tarafından bir kitap haline getirilerek hepinize dağıtılacak. İnşallah sorunlarımızı hep beraber çözeriz ve çok daha rahat bir meslekte hem maddi hem manevi yönden rahat bir hayat süreci düşünüyorum. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Teşekkürlerim de. Teşekkürler Sayın Başkan. Türkiye Barolar Birliği Sayın Başkanım, Adana Baro Başkanım, Mersin Baro Başkanım, Gaziantep Baro Başkan Yardımcım ve değerli meslektaşlarım, mesleğe yeni başlayan avukatlar konulu foruma hoş geldiniz. Şimdi de açış konuşması yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Avukat Özdemir Özok kürsüye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Değerli Adana Barosu Başkanım, Sayın Mersin Barosu Başkanım, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Üyesi, değerli dostum, saygıdeğer meslektaşım, Gaziantep Barosu Başkan Yardımcısı, barolarımızın değerli temsilcileri, genç meslektaşlarım, yerel ve ulusal basınımızın çok saygıdeğer temsilcileri, biraz önce Sayın Başkanımızın, Adana Barosu Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye Barolar Birliği olarak yeni ve farklı bir çalışmayı başlatalım dedik. Ve yıllardır bizler Türkiye Barolar Birliği Genel Kurullarından aldığımız yetkilerle her 4 yılda bir bize verilen güvenle 69'dan bu yana Türkiye Barolar Birliği mesleği ve meslektaşları temsil etmeye, mesleğin sorunlarını çağdaş ve gerçekten savunma mesleğinin gereği olan
koşullara göre yönetmek için son derece ciddi, son derece yararlı çalışmalar yapmıştır. Ama çağımız ve günümüz artık o kadar hızlı gelişiyor, olaylar o kadar hızlı ve süratli gelişiyor ki sadece belirli bir grubun bu denli köklü, bu denli geniş, bu denli sorunlarının çok olduğu bir mesleğin tüm sorunlarını 4 yılda bir Barolar Birliği Genel Kurullarında seçilen değerli yöneticiler tarafından çözülmesi, onlara çözümler bulunması, onları şu ya da bu şekilde önlerine alıp gerekli şekilde takip etmesi zaman zaman çok zor oluyor. O nedenle biz yeni bir uygulama başlatalım dedik. Ve yıllardır savunduğumuz eksiksiz demokrasinin bir gereği olan çoğulcu ve katılımcı demokrasinin de bir örneği olarak olayları birebir yaşayan, olayların içinde olan ve gerçekten sorunları günlük yaşayan mesleğimize yeni girmiş değerli arkadaşlarımızla birlikte sorunlarımızı tartışalım dedik. Tabii her olayda olduğu gibi bizim bu yeni açılımımız çok iyi niyetli kabul edilip o doğrultuda bize destek verenler olduğu gibi ya bu yeni bir taktik mi? İşte mevcut Türkiye Barolar Birliği'nin iktidarını elinde bulunduran ekibin yeni bir açılımı mı filan gibi kimi değerlendirmeler oldu. Tabii bu değerlendirmeler olacak. Ama asıl olan bizim ne düşündüğümüz, ne amaçladığımız, ne yapmak istediğimiz. Bunu iyi anlatabilmek, bunu iyi ifade edebilmek lazım. Burada bizim istediğimiz, bizim amaçladığımız. Bakın burada biraz önce Sayın Başkanımız, Adana Barosu Başkanımız bir şey söyledi. 1400'e varan Adana'daki avukat arkadaşların 800 tanesi 0-10 yaş. Değerli arkadaşlar bu son derece önemli bir şey. Biz bu genç arkadaşlarımızın her söylediğine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Hepimiz belirli bir yaşa gelmiş, mesleğin artık son günlerinde, son yıllarında olan insanlarız. Ama bu arkadaşların önünde yeni bir yaşam var. Bu arkadaşların önünde yeni bir istikbal var. Bu arkadaşların önünde gerçekten mesleğin geleceği yönünde çok önemli fırsatlar var. Bizler baro yöneticileri olarak, Barolar Birliği yöneticileri olarak bu deneyimlerimizi, bu birikimlerimizi, bu genç arkadaşlarımızın önüne koyarak onların da enerjilerinden, onların da bu pozitif yaklaşımlarından yararlanarak mesleğin birçok sorunlarını ciddi bir şekilde çözmek durumundayız. Türkiye Barolar Birliği'nin bugünkü yönetiminin tek amacı bu. Değerli kardeşlerim, ben 1978'den bu yana baromun ve Barolar Birliği'nin çeşitli kademelerinde çalıştım. Bu benim yaşamımın en büyük ödülü, bu benim yaşamımda en büyük elde ettiğim onur. O nedenle sizi bütün işlenliğimle temin edeyim. Benim hiçbir amacım, hiçbir beklentim yok. Bu anlamda bana bu konuda destek veren, şu ya da bu şekilde hem kendi baromda, hem Türkiye Barolar Birliği'nde bizden bir şeyler bekleyen, bizden bir şeyler uman, bizden bir takım görevler bekleyen insanların bu umutlarını, bu beklentilerini, bu desteklerini şu ya da bu şekilde olumsuz yanıtlamamak için elimizden geldiği kadar onları en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Eksiğimiz yok mu? %100 vardır. Her şey mükemmel midir? Asla mükemmel değildir. Çünkü daha mükemmeli her zaman mevcuttur, olacaktır, olmalıdır da zaten. O nedenle değerli meslektaşlarım, genç kardeşlerim, sadece avukatlık mesleği için değil, Türkiye çok genç bir nüfusa sahip ülke. Sadece kendi mesleğimizle ilgili konularla da ilgili değil. Şimdi Türkiye'de 0-30-35 yaş arası nüfus %55 civarında olduğu söyleniyor. Bu bir ülke için çok büyük bir şans.
eğer iyi kullanılır ise, bu bir ülke için büyük bir felaket eğer kötü kullanılır ise. Bu aynı şekilde kendi mesleğimiz için de söz konusu. Genç kardeşlerimize umut vermeyen, genç meslektaşlarımızın derdiyle yakından ilgilenmeyen, kendisi günlük yaşamını sürdüren bir yönetim anlayışı, kendisini gelecekte temsil edecek, temsil etme durumunda olan ve bulunduğumuz şu görevleri çok kısa sürede onların alacağı bu dinamik ve gelişen genç gruba doğrusu biz haksızlık etmiş oluruz. O nedenle biraz önce değerli başkanım bizim 800 tane genç meslektaşımız var, avukat arkadaşımız. Bunların yaklaşık 800'üne birebir SMS çektik, haber verdik, kendilerine duyurduk ama katılan arkadaşlarımız bu kadar dedi. Değerli meslektaşlarım, genç kardeşlerim, ben buraya gelen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki gelmeyen arkadaşlar da ya olayın demin söylediğim gibi gerekli bir şekilde ne yapıldığı konusunda çok ciddi bilgi yok, bilgi sahibi değiller. Ya da bugüne kadar yaptığımız konularda olduğu gibi kendilerine yeterli bir şekilde biz kendimizi anlatamadık. Ya da bu 800 arkadaşımızdan yaklaşık 600-700 tanesinin işi tıkırında, gayet rahatlar, hiçbir sorunları yok. Bu yapılar üst üste gelir. Ama ben sizin gibi genç olduğum dönemde ve gerçekten sizin kadar da sorunlarla karşı karşıya olmadığımız, benim ilk avukatlık yılım, Allah rahmet eylesin, sizin hemşeriniz Adanalı Kemal Sarıbrahimoğlu abimiz Ankara Barosu Başkanı'ydı. Ben 1971 yılının Ekim ayında ruhsatnamemi aldım. 71-2008, 37 yıldır piyasada aktif çalışan bir avukatım. Ve ilk yıllarım çok yoğun geçmiştir. İnanın haftada bir gün, iki gün evde yatardım. Sürekli Ankara dışına çıkardım. İcra takiplerini kovalardım. Ve öyle bir hale gelirdi ki benim çok zorunlu yapmam lazım gelen işleri dahi çok ihmal ettiğim günler, zamanlar olmuştur. Ben inanıyorum ki buraya katılamayan genç arkadaşlarımız kendi bireysel sorunları nedeniyle bugün buraya gelmemişlerdir. Oradaki arkadaşlarımızın çok iyi niyetli, meslekte belirli bir yere gelmeyi amaçlayan, mesleği daha rahat yapmaya, daha saygın bir mesleğinin üyesi olmaya mutlaka inanan arkadaşlarımızdır. Bunlar hiç kaygım kuşkum yok. Her olayı ya ihmal ediyorlar, gelmiyorlar, gitmiyorlar gibi çok kolaycı bir takım mazeretlerle geçiştirmek doğrusu uygun değil diye düşünüyorum. O nedenle ben Sayın Başkanıma bu konuda hiç kendi adına bir baro başkanı olarak ya burada 800 arkadaşlar niye bu kadar geldi gibi bir düşünceye katılmasını asla istemiyorum. Buraya katılan arkadaşlara teşekkür ederiz. Bir de benim her zaman savunduğum bir şey vardır. Bir yerde bulunmak değil, bir yerde katkı sunmak, bulunup katkı sunmak önemli. Yani burada sayısal olarak biz 800 kişiyi, 1000 kişiyi tutmuşuz. Ama sadece bir aksesuar olarak, sadece burada bulunmuş olmak için buraya katılmış olmak, bir görevi yerine getirmek için bulunmayı asla kabul etmiyorum. 10 kişi olsun ama üretken, hareketli, düşünen, olaya bir şeyler katmak isteyen bir 10 kişi bana göre burada 500 kişi sessiz, sakin, sadece negatif olarak, pasif bir dinleyici olarak bulunmasından bana göre 10-20 kişi ama dinamik, düşünen, sorunları tartışan, bir takım meseleleri önüne alıp götürmeye çalışan o 20 kişi bana göre o 500 kişiden daha iyidir. Ve yıllardır bunu böyle savundum. Kendi baro başkanlığım zamanında birçok etkinliklerde, birçok toplantılarda stajyerleri zorunlu tutarlardı. İmza karşılığı mutlaka gelsin, o toplantılara katılsın diye. Ben bunu asla itibar etmezdim. Bir kişi gelsin, gönüllü gelsin. Bir kişi gelsin, bir şey katmak için gelsin. Bir kişi gelsin,
oradaki düşünceyi zenginleştirmek için gelsin. Ama oraya sırf yasak sağmak. Türkiye'deki yaptığımız işlerin çoğunu böyle yaptık. Soruna kendisini de katan, sorunun içerisinde kendisini de ifade eden bir kitle çok daha verimli, çok daha hareketli olur. Onun için ben burada bu anlayışla gelen bu değerli genç kardeşlerimin inanıyorum ki bugünkü toplantıya çok çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Sayısal değil ama bence nitelikli kişilerin burada çıkıp son derece önemli açıklamalar yapması biz yöneticiler için aydınlatıcı, kimi yol gösterici düşünceler olacaktır. Ha bunu yapmamızın tek nedeni demin de söyledim. Gerçekten demokrasiye olan inancımız, bir meslekte katılımcılığa olan inancımız, bir mesleğe gençleri sokmadığımız sürece biçimsel bir takım seçim takvimleriyle göreve gelip orada onları tamamlayıp geçmenin çok da önemli bir şeyler olmadığına yaşadığım şu 20-25 yıllık, çünkü ben ilk 5 yılımda Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na girdim. Ankara Barosu Yönetimi. O günden beri çalışıyorum. Bu nedenle bu düşüncelerle, bu kaygılarla hem mesleğimizin genç dinamik meslektaşlarını hem ülkemizdeki gerçekten genç dinamik insanları hem yurt sorunlarına ilgi duymaları bakımından ilgi duyarken de sadece bir konu mankeni gibi değil olayı alıp götürecek ortaya koyduğu sorunların peşini takip edecek, sorumluları karşısında bulabilecek bir yapı ve bir anlayış içerisinde bunu götürdüğümüz zaman inanıyorum ki mesleğimiz farklı bir nefes alacaktır. Mesleğimiz farklı bir duruma gelecektir. Bizlerle, baro başkanlarımızla, baro yöneticileriyle birlikte hareket eden dinamik bir baro, inanıyorum ki o ilde mesleği yürütürken icra memurluğundan, Yazı İşleri Müdürlüğü'nden Ağır Ceza Reislerine, Adalet Komisyonu Başkanlarına, Başsavcıya kadar olan ilişkilerde arkasında her an yanında olan bir baro, arkasında bütün sorunlarını çok ciddi bir şekilde ve meşru zeminlerde hukuk içerisinde takip eden bir Barolar Birliği'ni hisseden bir meslektaşımızın inanıyorum ki İcrada bir talep açarken tavrı farklı olacaktır. Asla kendisini yazılmış hissetmeyecektir. Etmemesi de gereklidir. Ve sorunları, yaşadığı sorunları birebir kendi barosuna bize aktararak birlikte yönetimi, sorunları birlikte çözme konusundaki arayışları güçlendireceğiz. Ha bunda ne kadar başarılı olabiliriz? Zaman gösterecek. Bunda ne kadar mesafe alırız? Tabii ki bize inanan, bizimle beraber hareket eden genç kardeşlerimizin, genç meslektaşlarımızın da bu soruya inanmalarına bağlıdır. Biraz önce değerli başkanımın, Adana Barosu Başkanımızın da söylediği gibi bütün bunları biz kayda alıyoruz ve bunu bir kitapçık haline getiriyoruz. Daha sonra yönetiminden, onun o kitabın hazırlanmasından hiçbirinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun ya çocuklar şu düşünceyi koyun, şu arkadaşın söylediğini çıkarın gibi asla ve asla bir müdahale yapmadan ne istiyorlarsa, ne konuşulacaksa, o kitabın içerisine hangi düşüncelerin girmesi gerekiyorsa onu burayı yöneten arkadaşlar, burayı düzenleyen arkadaşlar kendileri ortaya koyacaklardır. Böyle bir yeni anlayışla ikinci toplantımızı Adana'da yapıyoruz. Üçüncüsünü, dördüncüsünü sürekli yapacağız. İşte İzmir, İstanbul, geçen Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'da da çok büyük bir ilgi gördü bu önerimiz. O yöredeki işte Batman, Mardin, Şanlıurfa illerindeki genç stajyer arkadaşlarımızla birlikte sanıyorum havalar biraz daha düzeldiği zaman en iyi mevsim Adana'ydı. Adana'da yaptık. Ben bu toplantıların çok verimli olacağına inanıyorum. Biz sadece organize yapıyoruz. Arkadaşlarımız dilediği biçimde, diledikleri şekilde istedikleri eleştiriyi, istedikleri öneriyi getirebilirler. Asla ve asla bu konuda bizim, hatta bir espri yaptım Adana'da, Ankara'da konuşurken, bir koşulda tabii sövme ve dövme olmadığı
takdirde istedikleri eleştiriyi arkadaşlarımız koyabilirler, getirebilirler ve buradan çıkacak sonuçları da Barolar Birliği yönetimi olarak biz, bizim birebir yapabileceğimiz Barolar Birliği yönetimi olarak yönetmelik değişikliği ya da hiçbir yasa değişikliği gerektirmeyen bir takım sadece Barolar Birliği yönetiminin çözebileceği sorunlar varsa onları, o öneri yoğunluğu içerisindeki ortaya çıkmış sorunları tek tek önümüze alıp onları çözmeye çalışacağız. Ha bu bir yasa konusu haline gelen bir takım önerilerse onu da yine bütün baro başkanlarımızla tartışarak bizim zaman dilimimiz içerisinde yetişirse onu bir avukatlık yasası tasarısı haline getirip mecliste genel kurulun önüne, adalet komisyonunun önüne sunacağız. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar, genç meslektaşlarım, bizim düşüncemiz tamamen bu. Toplantı sizin. Ben çok özür dileyerek saat öğleye kadar, 12'ye kadar sizlerle birlikte olacağım, hatta yarıma kadar. Ama 1.45 uçağıyla Ankara'ya dönmek mecburiyetindeyim. Çok sevdiğim, çok saydığım, 71'de avukat olduğum İşkurhan'da kapı komşum olan bir meslektaşım, üstadım, abimin oğlu evleniyor avukat o da. Benden rica etti, ne olur Özdemir'ciğim gel sen tanık ol dedi. Halbuki ben bu gece arkadaşlarımla birlikte burada yemekte beraber olup onlarla sohbet edip bu toplantı sonrası izlenimlerini almak istiyordum. Ama burada çok değerli yönetim kurulu üyesim arkadaşımız Halit Ökçesiz, bizim Barolar Birliği'nde her zaman kendisinden yararlandığımız geçmiş dönem Manisa Barosu Başkanlığı yapmış 2 dönem ve Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi üyeliği yapmış Toğman Ergül abimiz ve demin de söylediğim Haşim Mısır arkadaşımız ve çok değerli baro başkanlarınız burada var. Akşamleyin sanıyorum o kokteylde o arkadaşlar sizlerle birlikte olacak. Ben beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın hem mesleğimiz hem sizler ve meslek sorunlarımız için yararlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Katkı sunan Adana'daki arkadaşlarıma, Ankara'dan buraya gelen arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, iyi dileklerimi sunuyorum. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. Sayın Başkanımıza konuşması için teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarımız, bu forumu Ankara'da düzenleme çalışmalarında bulunan Ankara Barosu'na kayıtlı işte 0-10 meslek kıdem yaşı olan yaklaşık bir 25-30 kişilik bir avukat arkadaş grubumuz bu çalışmaları sürdürdü. Bundan sonra da sürdürecek Barolar Birliği'nin organizasyonunda ama tamamen başkanımızın da belirttiği gibi bağımsız olarak çalışan bir biçimde. Bu arkadaşlarımızdan 15 arkadaşımız şu anda aramızda. Beraber geldik Ankara'dan. Şimdi bu arkadaşlarımızın da hazırladığı bir küçük meslekle ilgili, bu forumla ilgili küçük bir barkovizyon gösterimiz olacak. Önce onu seyredelim, sonra foruma başlayacağız.
Evet değerli meslektaşlar, avukatlık mesleğiyle ve barolarla ilgili küçük bir gezinti yaptıktan sonra forumumuzu da konuşmalara başlıyoruz. Arkadaşlarımız kürsüye gelip görüş ve düşüncelerini açıklayabilirler. İsterlerse yerlerinden de konuşabilirler ama kürsüye gelirlerse daha iyi olur. Başkanımızın belirttiği gibi kayda alıyoruz bu konuşmaları. Konuşmacı arkadaşımız öncelikle kendi adını, soyadını ve barosunu başlangıcında belirtirse iyi olur. Hem bizim dinlememiz açısından hem de band kayıtları çözümlerinde kitap haline getireceğimiz için. Evet, bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra bu konularla ilgili olarak söz almak isteyen arkadaşlara söz verelim ve forumumuza geçelim. Buyurun arkadaşlar. Buyurun arkadaşım. Arkadaşlar merhaba. Hüseyin Turgut Bahar. Adana Barosu Avukatlarındayım. Yaklaşık da 6 yıldır kendi büromu açtım. Stajımı tamamladıktan bir süre sonra sadece ve sadece 3 ay çalıştım avukat yanında. Bir meslektaşımın yanında çalışamayacağıma karar verdiğim için o gün bugündür de kendi büromu açtım. Bana göre mesleğimizin birçok genç avukatlar olarak sorunları var. Ben bunları isterseniz birkaç kategori altında söylemek istiyorum. Birincisi baro içindekiler ve baro dışındakiler diye ayırıyorum. Baro dışındakileri de adliye içerisinde ve adliye dışarısında olarak ikiye ayırıyorum. İsterseniz ilk önce adliye dışındakilerden başlamak istiyorum. Emniyette, karakolda yaşadığımız sorunlar bakımından biz genç avukatlar olarak ki büyük abilerimize davranılmadığı şekilde özellikle yaşımıza bakılarak mesleki tecrübemize karar verilip birkaç noktada her zaman sıkıntı yaşadık. Büyük abilerimizin sorgularında bulundukları şahıslarda davranışlar noktasında polisin gösterdiği saygı ve emniyeti genç avukatlara göstermedi. Ben kendim her zaman asi bir yapıda olduğumu her zaman bu noktada müdahil olmuşumdur, ifade etmişimdir ama gel gelelim genel olarak üzerimizdeki bir sindirilmişlikten dolayı maalesef emniyet içerisinde çok büyük sorunlar yaşadık. Müvekkillerimiz olan sorunların içerisinde kendimizde birçok nokta sorun yaşadık. Örneğin karakoldaki bir sorunumdan dolayı gittiğimde polis çok rahat üzerimi aramaya kalktı. Tüm uyarmalarıma rağmen sizi arayacağız demekler üzerine ben bir tutanak hazırladım. Dedim ki tutanak hazırlayın. Tutanakta avukat olduğumu, avukatlık kimliğini ibraz ettiğimi söyleyerek polis üzerimi aradı. Bu konuda ben polisi aslında suçlayamıyorum. Çünkü polisi bu konuda denetleyecek ve uyaracak olan asıl olarak bizim meslek kuruluşumuz. Bizim ferdi çabalarımızın hiçbir şekilde bir faydası yok. Bu konuda bu mesleğe ilk girdiğimde yaşadığım bir olaydı. Belli kurumlara şikayette bulundum. Savcılığa, Emniyet Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığı'na ve baromuza. Baromuzda ismini vermekten çekinmiyorum. Baromuzda görevli veya olmayan birkaç arkadaşımız o gün bu olay üzerine çok düştüler. Huzurlarımızda bulunan Mustafa Cinkılıç abim çok üzerine düştü. Yine İsmail Arısoy abim bu konuda üzerine düştüler. Maalesef olay Mayıs ayında olduğu halde Ekim ayında baro tarafından arandım. Bu süre içerisinde hiçbir şeyin yapılmadığını fark ettim ve bana alanında şu söyleniyordu. Hala şikayetinizde devam ediyor mu? Savcılık makamı bile daha önce davranmış ve daha önce beni çağırmıştı. Fakat ben baronun girişimini beklediğim için savcılık makamına sürekli bunu geriye ittim. Ekim ayında arandığımda baroya teşekkür ettim. Konuyla ilgilendikleri için ve şikayetçi olmadığımı söyledim. Çünkü kendimi yalnız hissetmiştim. Birkaç abinin dışında hiç kimseyi yanımda görmediğim için maalesef kendimi yalnız hissetmiştim. Ve aynı şeyi o zamanki soruşturmayı yürüten başsavcı vekiline de aynı şeyi ifade ettim. Dedim ki ben avukat olarak kendi meslek kuruluşumun bana sahip çıkmamasından dolayı tüm şikayetlerinden vazgeçiyor dedim. Adalet Bakanlığı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne, savcılığa ve kendi baroma şikayetten vazgeçme dilekçesi verdim. Ve polisler hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Bunu yaşadığımda
ben kanunun verdiği yetkide baroların yanımda duracağını düşünüyordum. Yani baromuzun yanımda duracağını, bu konu üzerine bir an önce gideceğini, hiç olmazsa savcı, bas savcıyla görüşüp olayı derinleştireceğini düşünüyordum ama maalesef böyle olmadı. Hala sizin de yaşadığınız sorunlar vardır. Bu aralar emniyet birçok noktada araştırma yapıyor. Haklılar, insanlar üzerine arayacaklar ama kanun da verdiği bize bir yetki var. Birkaç gün önce yine bir polis durdurduğunda kendisine üzerimi arayamayacağını söylediğimde önce teşebbüs etti, şikayet ettiğimi söyleyeceğimde sinirlenerek biz sizi de arayamayacaksak kimi arayacağız diyerek uzaklaşarak gitti. Ve şunu söylüyordu, diyordu ki bu kanun mantıksız. Ben de kendisine şöyle dedim, kanunun mantıksızlığı bizi ilgilendirmiyor. Kanunda var olması yeterli. Benim üzerimi arayamazsınız. Üzerimde hiçbir şey yok. Sivil bir kıyafetteydim, müvekkilim ama kanunun verdiği bir yetkiyi kullanmamız gerektiğini de düşünüyorum. Ama hala polisin bu noktada hala teşebbüs etmesi bile bizim meslek kuruluşumuzun emniyet müdürlüğünde yeterince etkin olmadığı bu konuda da bunu görüyorum. Biz kendi meslek kuruluşumuz bu noktada emniyeti sürekli denetlemez ve hatırlatmazsa bu işlerin devam edeceğini düşünüyorum. Bunun yanında bir süre önce de biraz hep sizin başınıza mı geliyor diyebilirsiniz ama bir süre önce de Sayın Baro Başkanım ve Baro'dan Duran zararsız sizin yaşadığı, şahit olduğu başka bir olayda Adana Adliyesi içerisinde polis itekleme teşebbüsünde bulundu. İtekleyemedi ama ve aynı polise avukat olduğumu, bana emir veremeyeceğini, ben bu konuda eski adıyla DGM olan şu anda ağırlaştırılmış ağır ceza mahkemesinde yaşadığımız olayda kendisine bana emir veremeyeceğini, hakimle görüşebileceğimi, hakime derdimi anlatmam gerektiğini söylediğimde çok sert bir şekilde itekleme teşebbüsünde bulundu. Bu da Antalya Hatay Barosu'ndan bir arkadaşımız buna şahit oldu. O sırada aklıma gelen ilk şey kendimi gidip yine savcılığa şikayet etmektense baroma bildirmek oldu. Sağ olsunlar İbrahim Gazioğlu ve Duran Bey olaya bizzat gelip müdahale ettiler. Burada yalnız olmadığımı hissettiğimde kendi adıma gerçekten sevindim. Dedim ki bu demek ki başka bir meslektaşımın başına gelse bu noktada sahip çıkılacağını gördüm. Ama yine de yetersiz. Çünkü baro yönetimi her an her zaman orada olamaz. Bu noktada bizim korumamız adına ben emniyetin bu konuda sürekli uyarılmasını, gerekiyorsa emniyetteki tüm polisler ve amirlere eğitim verilmesi noktasında baroların ve barolar birliğinin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Diğer bir nokta özellikle jandarmada ve kolordu'da yaşıyoruz. Adana'da bir kolordu'da askeri mahkeme olduğu için gideniniz var mı bilmiyorum. Aranmıyoruz. Bazen arama gibi askerler teşebbüs ediyorlar ama üzerimiz aramasalar bile bizim telefonlarımız alınıyor. Ve kolordu'da mahkemenin ne zaman süreceği belli değil. Burada belli meslektaşlarımla orada görüştüğümüz için biliyoruz. Cumhur'dan gittiğimizde yaşadığımız bir sorun. Sabah 9'da girip saat 3'te çıktığımı biliyorum. Ve bu süreç içerisinde sanki biz kolordunun içerisinde suç işleyecek kişilermişiz gibi tavır takınıp telefonlarımız kapatılarak alınıyor. Bu süreç içerisinde büromuzla tüm ilişkimiz kesiliyor. Yaklaşık 6 saat orada kaldım. 6 saat boyunca bürodan hiç kimse bana ulaşamadı. Tek çalışan avukatım, sekreterim o günkü bildirmesi gereken veyahut da gelen borçlu veya müvekkiller hakkında bilgi vermek istediğine ulaşamadı. Şimdi bu kolordu, buradan sonra aldı bu işi, şimdi jandarma karakollarında da oldu. Geçen gün tüm anlatmamıza rağmen gelen emir böyle denip karakola girerken telefonumuzu girişteki askere teslim ettik. Yaklaşık bir saatte orada kaldım. Bir saat içerisinde çıkarken telefonumu kapatmamıştım. Asker dedi ki abi ne kadar çok telefonunuz çalıyor. Arkadaşlar cep telefonu artık bizim bürolarımızdan daha önemli oldu. Müvekkillerimiz bizi aradıklarında bulmak istiyorlar. Hele hele avukatın bu kadar çok olduğu ve ekonomik şartların günler geçtikçe kötü olduğu bir dönemde müvekkillerimiz bizden işin açıkçası Süpermen gibi davranmamızı, her soruna her anında cevap vermemizi, çözmemizi bekliyorlar. Cep telefonumuzun bizden alınması çok büyük bir haksızlık. Ancak maalesef karakolda, jandarma karakollarında ve kolordu'da alınıyor. Bir süre sonra emniyetin de buna teşebbüs etmesinden kendi adıma çekiniyorum. Emniyette bir süre sonra üzerimizi aramak
girerken aramıyorlar. Adana Emniyet'te böyle bir sorun yok ama bir süre sonra bunları da almaya kalkarsa kendi adıma şaşırmayacağım. Diğer bir nokta, ben baro dışındaki dedim, adliye içi sorunlarımız. Maalesef savcıların bir kısmı, genç avukatları insan yerine dahi koymuyorlar. Bir konu konuşmaya gittiğinizde sizi buyur edip oturtup sorunuzu dinlemek yerine bu nezaketi dahi göstermiyorlar. Ayakta bekliyorsunuz. Sorunuzun cevabını soruyorsunuz. Sorunun cevabını vermek isteseler dahi sizi ayakta bekletiyorlar. Ben kendi adıma tabii çok fazla cezayla artık uğraşmadığım için bilmiyorum ama bir dosyayı incelemek istediğinizde savcı birçok sorun çıkarabiliyor. Hiçbir sorun çıkarmasa en son diyor ki dilekçe ver diyor. Gidiyorsunuz büronuzda veya baroda müsaitse dilekçe yazıp savcı beyin yerine geliyorsunuz ve dosyayı inceleyecek diyorsunuz. Ben kanunda açıkçası ceza muhakemeleri kanununda dilekçe verilerek dosya incelenir diye bir maddeye rastlamadım. Belki yanılıyorum, belki görmedim ama maalesef dilekçe almadan dosya inceleniyor. Dosya inceletmiyor. Bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ve bunu bireysel olarak tek tek çözemeyeceğimizi yine düşünüyorum. Diğer nokta, savcılarla aynı okulda okuduk. Onlar da bizim belki bir kısmı bizimle beraber avukatlık stajı yaptılar. Ama dediğim gibi odaya girdiğimizde en azından diğer vatandaşlara davrandıkları kadar nazik ve kibar olmalarını bekliyorum. Bir kısım, hepsi için söylemiyorum ama bir kısmı gerçekten dediğim gibi bizi yer gösterip oturtup derdimizi dinleme noktasında sanki karşımızda bir amir varmış gibi ayakta cevap veriyoruz. Tabii bunlar meslekte ilerlemiş, artık meslekte kıdem sahibi olmuş, ekonomik düzeyi çok iyi olan, tanınan avukatlar için söz konusu olmadığını da çok iyi biliyorum. Çünkü bazen gittiğimizde o avukatlarla çok rahat oturarak konuştuklarını odalarında görüyoruz. Zaten olması gereken de bu. Biz ne savcıların ne de hakimlerin ne düşmanıyız ne de onlara karşı bir suç işleme adına birilerini canı gönülden savunan insanlarız. Biz var olan sorunu çözme noktasında hakim, savcı ve avukat olarak bu sorunu toplum adına en iyi nasıl çözüleceğine noktasında birlikte hareket etmesi gereken insanlarız. Bu noktada biz müvekkillerimizi veya atandığımız sanıkların haklarını devlet karşısında kaybetmemesi karşısında olan insanlarız. Ben bu noktada da yine adliyenin çeşitli zamanlarda savcılarla bizi bir araya getirip en azından mesleki kurallar açısından bir uygun ortam oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Yine genç avukatlar olarak bunu çok yaşadık. Kendi adıma dediğim gibi çok kısa süreçte büro açmıştım. İcrada genç avukatsanız çok fazla itibarınız yok. Çünkü büyük avukatların ellerinde maalesef büyük kurumlar olduğu için ve bankalar olduğu için onlara davranışlarla size davranışlar aynı değil. İşin açıkçası mesleğin ilk 5 yılında biz ufak işlerle uğraşıyoruz. Yanlış anlaşılmasın bu noktada. Yaptığımız değersiz demek istemiyorum ama biz büyük avukatların uğraşamayacağı işler için seçilen insanlarız. Ve bu işlerde gösterdiğimiz başarıyla da bir süre sonra üste doğru yol alıyoruz. Bizim uğraştığımız senetler, bizim uğraştığımız çekler, bizim uğraştığımız firmalar küçük işler olan yerler. Ve maalesef icra dairelerinde yaşıyoruz, dile getirmiyoruz ama büyük avukatların verdiği küçük hediyeler noktasında onlara ayrıcalık tanınıyor. Bu da bizi birçok noktada gerek icra dairesi içerisindeki işlemlerimize gerekse hazine çıkma noktasında çıktığımızdaki yapılan muamelelerde de bize genç avukatlar olarak bu hep hissettiriliyor. Diğer bir nokta, yine aynı şekilde genç bir avukat olarak mahkeme kalemlerinde yeterince memurlar tarafından saygı görmüyorsunuz. Ama ismi büyük bir avukatın yanında çalışan bir şahıssanız veyahut da böyle bir büronun sahibiyseniz kalemlerdeki memurların size davranışları aniden değişiyor. Onlarla ilgilenme, onlarla alakalanma çok farklı bir boyut alıyor. Bu noktada genç avukatlar olarak baronun bize sahip çıkması gerekiyor. Ha, kendi adıma şunu söyleyeyim. 5 yıl kendi büronuz olduktan sonra bu insanlarla birebir ilişkileriniz ilerledikçe bu sıkıntıları atlatıyorsunuz. Ama ben genç bir arkadaşımın böyle bir sıkıntı yaşamasını, benim yaşadığım sıkıntıları yaşamasını istemediğim için bunları dile getiriyorum. Yine dediğim gibi hakimler noktasında bir kısım hakimler duruşmalarda dahi avukatları azarlayacak pozisyonda konuşmaları var. Bunlar şu anda isim vermek istemiyorum çünkü sonuçta bizde isim konuşulduğu zaman hemen sanki şikayet etmiş gibisiniz ama
İnanın birçok noktada hakimler, avukatları bu noktada çok fazla kale almıyorlar. Yine bunda da bireysel sizin çıkışlarınızın bir faydası olmuyor. Bunu ancak birlikte hareket ederek, birlikte konuşarak halledebiliriz. Ben baro ile ilgili, baro içerisinde yaşadığımız şeylerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hepimiz hukuk fakültesinde okuduk. Belki biz hukuk fakültelerinin az olduğu dönemlerde okuduk. Ben 94 yılında hukuk fakültesine girdiğimde Türkiye'de çok fazla hukuk fakültesi yoktu. Girmek için çok ciddi mücadele vermiştik, girmiştik. Ama buna rağmen bile ben şöyle geriye dönüp baktığımda kıymetli evrak hukukunu bir yıl boyunca aldık. Ama kıymetli evrak hukukumuz çok iyi, hukukunu veren hocamız çok iyi bir hoca olmasına rağmen ben bir işçi çocuğu olarak hayatımda hiç çek senet görmemiştim. Hukuk fakültesinde bu dersi alırken de hiç görmedim. Ta staja başlayacağım zaman, staja başladığım avukat gösterene kadar bunları görmemiştim. Maalesef okulda böyle uygulamaya yönelik olmayan tamamen soyut bir ders aldıktan sonra aynı şekilde stajda da gördüğümüz konuların eksik olduğunu düşünüyorum. Stajın süresinin çok az olduğunu düşünüyorum. Ben staja başladığımda evliydim ve çocuğum vardı. Çok da sıkıntılarım olmasına rağmen geriye dönüp baktığımda keşke stajı daha dolu dolu geçirseydim diye düşünüyorum. Ve stajın süresinin inanın az olduğunu düşünüyorum. Çünkü mahkeme safhasında hakimler iş yoğunluğundan dolayı bize akşam bir değerlendirme için oturmuyorlar. Hanginiz yaşadığınız bilmiyorum ama ben Eyüp Karataş'ın dışarısında yaptığım stajların hiçbirinde hakimlerin bize akşam o günkü olaylarla ilgili değerlendirme yaptıklarını hiç görmedim. Veya bize soru sorduklarını, bizi değerlendirdiklerini, olayı ele alış bakımından nasıl davranmamız gerektiği noktasında maalesef o zamanki iki ağır ceza mahkemesi başkanı dışarısında hiçbirinde böyle bir şey görmedim. Mahkeme safhasında da yani mahkeme safhası bitip adliye avukat yanındaki kısmında her ne kadar başkanımız gönüllü olarak gelin dese de biz o noktada avukatların da denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani avukatların da stajyer avukatlarının bulunduğu, bağlı olduğu avukatın da büronun da denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu avukat burada ne yapıyor? Ne yaptırılıyor? Maalesef arkadaşlar bütün stajını fotokopi çekerek geçirmiş olan arkadaşlarımız vardı içinde. Çalıştığı hukuk bürosunda stajyer olarak fotokopi çekerek ağırlığını geçirmiş olan arkadaşlarımız vardı. Belki bugün buraya çıkıp konuşmuyorlar. Burada olmayan arkadaşlarımız da var ama maalesef bunları stajı tamamlama adına katlanan arkadaşlarımız olmuştu. Stajda eksik olan birçok şeyi de şu şekilde söyleyeyim kendimce. Mesela staja tapunun da eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir stajyerin en az bir hafta tapu müdürlüğünde görev yapması gerektiğini düşünüyorum. Tapudaki kayıtların nasıl tutulduğunu, neye göre tutulduğunu görmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki bunlar hep söylediklerim farazi şeyler olabilir ama mesela nüfusta stajyer avukatların nüfusta bulunması gerektiğini düşünüyorum. Nüfus kayıtlarının dediğim gibi yine nasıl tutulduğunu, hangi esasların alındığını. Çünkü bunlar hep önümüze ileride dava olarak geldiğinde daha stajda bunları görmediğimiz için ve hukuk fakültesinde uygulaması hiç görmediğimiz için birçok meslektaşımıza sormak zorunda kalıyoruz. Veya gurur edip sormadığımız zaman da davaları kendi adımıza uzattığımızı genç bir avukatken yaşadım. Yine dediğim gibi Adli Tıp Kurumu ne yapar, nasıl yapar? Adli Tıp Kurumu'nda bir dönem staj geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de ben kendi adıma stajın en az 2 yıl olması gerektiğini düşünüyorum. Yine mesleğe başlamadan önce sınavımız şu anda kalktı ama belki Barolar Birliği'nin inisiyatifi nedir? Her avukatın tez hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tez hayali bir dava hazırlama noktasında olması gerek. Ve 3 ana bölümde hukuk, yani medeni hukuk dalında idare ve ceza konusunda her avukatın en azından bunlardan bir tanesinden hayali bir dava ve hayali bir savunma ve sonuçta da bir dosya hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Staj olmayabilir ama bu her avukat için sorun olması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar CMK'dan giren birçok arkadaşımıza şikayet, bunu ayıplamak için söylemiyorum. Sorgu hakimliği önünde beklerken gelip şunu soran genç arkadaşlarımız var. Abi içeride beraat istesem hakim kızar mı diyen, beraatin ne zaman isteneceğini dahi bilmeyen, hakimden neler talep edilebileceği noktasında tedirginlik yaşayan arkadaşlar görüyoruz. Bunları aşmak yönü de sadece ve sadece stajda. Arkadaşlar ben bu toplantıyı kendi adıma ve mesleğim adına bir gelişme olarak görüyorum ve bu meslek adına umutlanıyorum. Sorunlarımızı konuştukça çözüleceğini, hep beraber hareket ettiğimizde bunların hallolacağını düşünüyorum.
Geç kalmış bir toplantı, geç kalmış bir forum ama inşallah son olmaz ve bu sorunların hepsini beraberce hallederiz. Değerli vaktinizi aldığınız için teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın belki biraz uzun konuştum ama bu benim yaşadığım, kendince yaşadığım sorunlarda size ifade ettim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz değerli meslektaşımıza. Konuşmaları ve açıklamaları için evet bu konularda başka söz almak isteyen arkadaşımız var.